Herkese selamlar. Ben Emre. Bugün Mortal Kombat'ın yeni bir bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi 1.003.838 coins'im var. Bunun nasıl yapıldığını istemiştiniz. İşte bunu hızlı bir şekilde kastığımı söyleyebilirim. Rahat bir şekilde. Yani mesela yaklaşık bir 5 gün içerisinde falan diyebilirim. 5 oyun aktif gün içerisinde, yani nasıl şöyle söyleyeyim yani. Direkt 5 gün içerisinde, işte mesela pazartesinden cumaya değil de aktif gün, aktif oynadığım günler, işte pazartesi oynadım, işte sonra çarşamba oynadım falan diye, anladınız orayı. Her neyse, uzatmayacağım. Şuradan bir saniye, şunları, bu ne ya, bunu da direkt kabul ettim ben. İyi, 100 tane ondan ver. Bu kadar mı? Update 1.19 falan diyor. Tamam, onları kabul ettik zaten. Bu neyden geldi? Bak buradan da mesela bunlar hep pardon. Bunu öldürdüm bu arada. Kulağınızı deldikten sonra pardon demem mükemmel bir şey. Bunları nasıl kastığımı size elimden geldiği kadarıyla anlatacağım. Hemen şunlar açılırsa eğer. Açıl bakalım. Son birkaç yorumda da istemiştiniz. Hadi oğlum devam et, yeter. Tamam. Tamam. Şunlar var. Şunları toplayalım. Tamam. Şu bu arada yeşil gözler gelmiş ya. Onlar ne işe yarıyor biliyor musunuz? Şurada yeşil mesela 11 tane göz var. Bu ne? Ne işe yarıyor yani? Hiçbir fikrim yok. 916 coins. Wow, vermesen. Onu vermesen oyunu silecektim yani. Gerçekten silerdim oyunu yani. O 916 coins yani. Biliyorsun moruk. Vermesen olmaz. Neyse. Şimdi bu 1 milyon 24.154 coin ise nasıl kastığımızı anlatmadan önce ben şu parayı bir harcayayım. Çatır çutur böyle, oh, bir yağlarımız erisin değil mi? Ne yapacağım? Ben şeyde zorlandım. Tanya'nın ikinci kısmında şu bronz karakter sonu diyor ya. Şu kısımda zorlandım. Birinci kısımda zorlandım. Bronz karakterlerim sanırım güçsüz kalıyor. Bunları ben bir fulleyim diyorum. Bronz genelde Saurian'ı kullanıyorum. Bunu kullanıyorum ben. Çünkü çok seri bu. Size de bunu öneririm. Şunu ben bir fulleyim diyorum. Bu ne abi? Tamam. Level 8 oldu. Şöyle level 9'a bir geçirelim. Level 10 yapalım. Devam et bakalım. Güzel. Deli de artıyor bu arada. Ne? Ha, 50 level olması lazım, anladım. Bu çare 50 level yapmamız, yapamam ben bunu 50 level falan. Yapmayacağım yani. Şimdi şuradan Orni'miz nerede? Şey, Sorin'imiz nerede? Şunu şuradan bir şunları yok. Aa, eşeklik yaptım bak. 3 tane kalınca bas, 4 tane kalınca onları basmam lazımdı. Şu kartlar var ya, special kartlar. Onları en sona getirdiğinizde basın. Mesela 4 tane kartınız var ya, 4 tane kalana kadar yükseltin kendi paranızla. 4 tane kaldığında max level'da yükseltin. Neden? Onun olayını da hemen anlatayım. Kim çoğunuz biliyorsunuzdur ama biliyorsunuzdur ne ya? Biliyorsunuzdur ama yine de söyleyeyim. İlk başlarda biliyorsunuz ki düşük para istiyor. Düşük para istediği zamanlarda kendi paranızdan harcayın. Bu kartları kullanmanız için herhangi bir şekilde maliyet istemiyor. Direkt o kartları en sonunda kullanırsanız, mesela 7.000 para istiyor en sonunda. İlk başlarda 3.000 para istiyor. Siz 3.000 vereceksiniz 7.000 vermek yerine. Olayı anlamışsınızdır umarım. Neyse. Bunu fulledik. Şunu, şu yeteneklerini de fullemem gerekiyor. Çünkü güçsüz kalıyor. Gerçekten güçsüz kalıyor yani. Şunu fulleyeyim ben. 3.918. 4.200'ü falan bulur diye düşünüyorum. Şu an 4.029 oldu. Kaç oldu? 4.140. 40, 46 tane level up varmış bu arada. Bayağı iyi. Tamam. 4.250 diyor. Şunları da bir açayım, fulleyeyim. Enerjiyi fullemeyeceğim bu arada. Enerji, enerji. Sesim bok gibi biliyorum. Yapacak bir şey yok. Kötü yani, gerçekten kötü. Orada sesi kısanlara saygım var. Belki hala kısmışlar da söylüyor budur falan diye. Bu söylüyordur şimdi. Neyse. İyi abi. Sol yönü fullledik. Bu yönden çok iyi. Lan bayağı da az yedi ha. 70 bin falan yedi lan. Daha az yedi hatta. Neyse. Benim şurada Kano var. Kano'yu ben çok kullanıyorum abi. Bu yüzden hatta 50 level bu. Bunu fullleyip 60 level'a falan çekebiliriz. Bu bayağı iyi olur. Şöyle. Kardeşimizi 8 level yaptık. Gel.
9 level yaptık. 26'ya 51. Çok iyi. Çok iyi. Neredesin yavrum? Gel. 10 level yaptık. Şimdi burada ne oluyor? 10 level yaptık ya bunu. Maxed diyor. Fusion Max. Okey. Şimdi ne oldu abi? Kenyon nerede? 50 level. Ben bunu nasıl 60 level'a taşıyacağım? Ha, level kasabiliyor hale geliyorum. Anladığım kadarıyla. Anladım. Aynen abi. Level kasabilir hale geliyoruz. Wow. Mükemmel ya. Çok iyi. Çok iyi abi. Bunu kesinlikle yapacağım bu arada. Şöyle bir fullleyelim seni. Güzel güzel. Kesinlikle yapacağım yani. Uçar. Güçlü çar çünkü hiç acımam. Uf cana bak, 64k can olacak. Oy kaç kaç artıyor 64. Of 1k can artıyor ya. 1k'dan fazla artıyor hatta. Oy 60 level. 30 bine. Şimdi continue. Tamam. Evet. 60 level çar. 60 level çarımız da olmuş oldu. Baya baya iyi abi. Baya baya iyi. Bu arada şunun 3. yeteneğiyle fullleyeceğim ben. 5 tane varmış. Mesela bak benim dediğim olay 3, 6. 5 tane kadar getirdik. Gördüğünüz gibi 5 tane olduğu için ben de şunları kullandım. Ve çok az param gitmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Ne kadar para gittiğini siz oradan hesaplayabilirsiniz. Bunu fullledik. Bu baya bir işimize yarayacak. Geri kalanlardan şimdi ne fullesem diye düşünüyorum ben. Kesik heyeci fullesem aslında olabilir. Başka nerede zorlanıyorum ki? Bir düşünüyorum şu an. Zorlandım sanırım, başka bir yer yok ya. Yani orada zorlanıyorum sadece. O yüzden şimdi geri kalan parayı şöyle Kenshi mi? Kenshi'ye mi alsam? Ne diyorsunuz? Kenshi olabilir. Kesik heyeci, Sonya Blade falan, bu takım güçlü. Bunu yapabiliriz. Bilmiyorum. Şu an ne yapsam diye düşünüyorum açıkçası. Para kısmını anlatmaya başlayacağım hemen. Aklınıza bul. Ya da dur. Şunu anlatayım ben. Ondan sonra harcama yaparız. Bu arada bu videoya bir güzel bir like ve yorumlarınızı bekliyorum. abonemiz yavaş yavaş artıyor. 435'ti bir önceki video. Şu an 442 olmuş. Çok teşekkür ediyorum size. 7 abone benim için çok değerli. Çünkü ben yani bildiğiniz tırnaklarımla böyle kazıya kazıya çıkmaya çalışıyorum. Şu an YouTube'da yükselmeye çalışıyorum. Her neyse başlıyorum hemen. Şimdi şöyle bir oyunu tekrardan gözümüzle inceleyelim. Challenge'a en son geleceğim çünkü en güzel para orada. Şimdi Faction War'da, bu ne abi? Ne diyorsun sen? Yapma. Hayır, internet mi yok? Bu ne abi? İnternet, bir saniye, internet kesildiyse şu videoyu yok, internetim var aslında. Bir saniye bekleyin, şunu bir videoyu hemen kapatıp abi şu saçmalığa bakar mısınız? Bu ne? Bu ne abi? Faction War'u şu an kapattılar. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Neyse, bu videoyu şimdi yine burada keseceğim. Kusura bakmayın, parça parça olacak ama direkt böyle değişik değişik geçişler olacak. Şu an telefondan geçiş efekti veremiyorum. Şu düzelsin, ondan sonra videoya tekrardan bir bakalım. Hemen geleceğim. Eğer düzelirse, inşallah düzelir, geleceğim. Dostlar, bunun geldiği geleceği yok, düzeleceği yok yani. Ben bu oyunu 3 yıl önce falan tanıdım. 3 yıldır herhangi bir şekilde böyle bir şey, yani hiç hayatımda görmedim şu Faction War'un kapandığını. Sürekli oynuyordum demiyorum ama ilk defa böyle bir saçmalık görüyorum. Bir video çekeceğim ya, ağzına şey yaptı yani, ortasına. Neyse, orada da sadece şey vardı, şunu söyle. Ne dedim anlamadım, kendim anlamadım ne de söylediğimi. Burada Faction Wars'ta sadece şey var. Normal fight değil de, ilk fight'in adı neydi? Basic fight miydi? İşte bir fight'lar orada, ilk fight. Şuradan bakalım bir saniye. Quick Battle diyor. Hızlı savaş işte. Quick Battle'a giriyorsunuz. Orada bir el var, bir round var. Bir round'u kazanırsanız size 5000 altın veriyor ki bunu küçümsemeyin. 5000 altın, 5000 altın deyip cepteyin yani. Şimdi şu görevlerden başlayacağım. İlk olarak ilk objektifimiz, şuradan görevimiz. Bu objektifleri toplamaya çalışırsanız çok iyi olur sizin için. Hem ruh bakımından, soul bakımından, soul bakımından, hem coins bakımından sizin işinize çok yarayacaktır bu. Use on ally attack in attack in combat attack, işte her neyse. 3 tane maç yenmenizi istiyor challenge'da.
Challenge, Battle Mode veya Relic Hunt'ta 3 tane maç yenmenizi istiyor. Bunun karşılığında size 3000 altın veriyor. İkisinde toplam 6000 altın veriyor. Level Up, eğer bir level atırsanız kartta herhangi bir karakterinize size 1000 altın veriyor. Bir tane kara şeyi evrimleştirin, kartınızı evrimleştirin veya satın alın diyor. Destekleyici kart satın alın, destek kartı satın alın diyor. Onu yaptığınızda size şey yapıyor. Onu ben size şuradan göstereyim. Destek kartı nedir? Şu var ya, şundan iki, aynen buydu galiba. Yoksa şunlar mıydı? Şuradan fuse değil de bir dakika, bir saniye size hemen göstereyim ben şuradan. Ben yaptığım için şu an olmayacak bu arada. Şuradan mesela şu karakterden işte şurayı, işte buy yazıyor ya, 1500'e satın al diyor. Buy. Oraya tıkladığınızda size 1000 altın veriyor. Daha ucuz bir karaktere gidip mesela 300 geliş 300 mesela birinci geliştirmesi 300'e geliştirirsiniz, 700 altın cebinizde kalır. Böyle böyle birikiyor altınlar, emin olun küçük küçük birikiyor ama bir gün içerisinde çok fazla yapabiliyorsunuz bir anda. Bunu kesinlikle söylemeliyim. İki tane Elden Spec açın diyor. Elden Spec nedir? Hemen şuradan gösteriyorum, az önce gittiğimiz yer. Şuradan şundan iki tane açın diyor. Ben normalde bunları biriktirdim fakat dün çektiğim videoda hepsini harcadım topluca. Neyse. Bundan iki tane açtığınız zaman size 1000 altın veriyor. Bu kısım böyle. Günlük görevler böyle. Şimdi şuradan Battle Mode'a bir geçelim. Battle Mode'u küçümseyenler falan varsa ben onun gücünü hemen bir göstereceğim size. Şuradan şunu alayım. Kasacağım çarları şöyle bir katayım ben. Şöyle yap. Kayn'e var. Kenshi ile halledebilir miyiz bunları? Yan tarafı yine de ben güçlü bir çar alayım. Hiç uğraşmak... Ay, tıkladım yanlışlıkla. Hiç uğraşmak istemiyorum. Şöyle bir çar alacağım yan tarafa. Yok. Yanlış yaptım yine. Şuraya güçlü bir çar alacağım. Nerede abi? Ortalama bir çar olsa yeterli. Gel. Bununla ben onları halledeyim. Şuradan geçiş yapalım. Oluya tek diyordu yani. Şuradan bir tanesini seçiyorsunuz ve bu seçtiğiniz şeyi mutlaka savaş içerisinde kullanmanız gerekiyor. Bunu kullanırsanız size 3000 altın veriyor. Böyle böyle yavaş yavaş kasacağız. Göreceksiniz ne kadar hızlı kasıldığını sizde. Şu an challenge çok challenge'da olayın ne olduğunu anlatacağım size. Challenge'dan çok fena para geliyor. Ben şuradan hemen ikinciye geçeyim de şuradan seri seri bitirelim böyle. Buradan iyi para geliyor diyebilirim. Özellikle böyle büyük kulelerde. Bir kuleyi muhtemelen bitirebilirsem bitireceğim. Hatta kuleyi bitirene yok gerçi. Öyle yapmayalım. Ben şöyle bir maç atayım. Bir maçın sonunda ne kadar para geldiğini görün. Ve en son kuleyi bitirdiğimizde ne kadar para geldiğini göstereceğim size. Seri bir şekilde kuleyi bitiririm ben kendim. Onu video dışına katarım. Video içerisinde çok uzun olmasın diye tutmayacağım. Şöyle yapalım. Ya da ya, yapsak mı ya da ya bilmiyorum. Video içerisinde tutayım ya değil mi? Biraz da videodan çok kısıyorum. Böyle olması iyi değil. Bu arada 5 level olduysa şunu, aynen 5 level olmuş. Şunun ikinci yeteneği açalım. Bu şuradan. Ben bu görevi yaptığım için bana vermiyor bu arada. Normalde geliştirme yaptığımda. Aa, 3 enerji harcıyormuş lan burası. İyi değil. Aa, biz şeyi kullanmadık ya. Oli yeteği kullanmadık. Ellie atak. Atak. Oli atak. Her neyse. Onu şimdi bir kullanacağız. İnşallah yani. Şuradan bir geçeyim ben şuna. Seri bir şekilde şey yaparsak iyi olacak. Hadi oğlum. At yüzünü, aç aç aç. Aç lan yüzünü aç. Heh, aferin sana. Hop. 11.000. Şunun yarı canını aldık. Yalnız benim biraz beklemem lazım. Şu aşağıdakinin dolmasını bekliyorum. Görüyorsunuz şu Sonya Blade'in fotoğrafı var ya. O dolacak. Onun etrafındaki beyazlıklar şu an yükseliyor gördüğünüz gibi. Onlar yavaş yavaş yükselecek ve full'e geldiğinde biz onu kullanacağız. Kullandığımızda, bu arada ben bunu niye eklemişim bu kardeşimizi? Kim bu tanımıyorum ama aşağıdaki, normalde ben silver karakter eklemiyorum da daha güçlüleri ekliyorum genelde. Neyse, demek ki ekleyesim gelmiş, şu an eklemişim. Şuradan hemen alt taraftan tıkladım gördüğünüz gibi. Olaya tek etek diyorum yine, atak. Kusura bakmayın, kafa milyon. Yorgunluğun etkileri var tabi. Olay atak. Ya şey işte, şey saldırısı. Ne saldırısı diyebilirim. Ne deniyordu lan onlara? Aklıma gelmedi şu an ya. Yardımcı saldırısı gibi bir şeyler diyeyim işte. Siz anladınız mı? Bakın şuradan 3000 altın temiz. 940 altın buradan temiz. Yani çok iyi parası var diyebilirim ya. Böyle böyle çok hızlı kasabiliyorsunuz. Müttefik ha. Müttefik parası.
Şurada mesela 100 müttefik parası da alacağız. Bunları yaparsanız gerçekten hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Ama durun, daha bu sadece belli bir kısmı. Bundan sonraki kısımlar da var. Şöyle geçeyim hemen. Devam edelim bakalım. Challenge'ın olayını iyi bilmeniz gerekiyor. Gerçekten onu söylemem gerekiyor. Challenge'da çok çok güzel para var ya. Gerçekten çok güzel para var. Yani iyi değerlendirdim diyebilirim. Keşke şey olsa. Faction Wars açık olsa. Oradan da bir kere gösterebilsem. Ama muhtemelen onun açılmasını beklerim. Ben şu an videoya araya sıkıştırdım da. O açılmasını beklediğim kısımda bu şey olsun diye. Artık bir yarım saat, 45 dakika falan bekleyeceğiz. Saat şu an 9'a geliyor. İyi olmadı, video gecikecek ama. Olsun abi. Bu arada bunun enerjisi bitti. Şunları bir değiştireyim ben. Tanya'yı katayım. Yan tarafa neyi katalım? Aaron Black nerede? Şurada. Aaron Black. Şöyle şunu seçelim. Fark etmiyor zaten, müttefiklerimizi kullanmıyoruz genelde. Ben sadece o puan için şey yapıyorum şu an. Bu kuleyi muhtemelen bitiririm. Ayrıca bu kulenin sonunda şey var. Finishim var. Çünkü bir tane karakter kendisi veriyor ya. Onu verdiği zaman ve büyük kuleye geçtiğiniz zaman finishim geliyor demektir. Finishim çok zevkli. Onu da beraber yaparız. Gunslinger, Aaron Black. Hadi bakalım. Ne combo yaptın ya? Çok fazla vuruyor ya şey. Kesik H. Fazla yani. Gereksiz bir fazlalığı var. Bloklasa bile tek yiyecek. Kurtuluş yok bundan ya. Bu adamdan kurtulamazsın yani. Şunu bu arada yeni aldık, gücünü göstereyim bunu size. Ölmezse eğer. Lan ben bloklamadım bunu. Bloğa bastım sanki ama. Neyse. Şunun daha 9 level hiçbir şey iyileştirmemiş halini abi görün istiyorum diyeceğim ama. Bir bloğu açarsa şu kardeşimiz. Öldün mü? Char öldü herhalde. Heh. Bloğu açtı. Bakalım. Hiçbir şey yok bu arada. Hiçbir geliştirme yok. 9 level. 5500. Çok temiz damage ya. Çok temiz damage yani. Çok fazla damage. 9 level'da bu kadar fazla olması çok iyi. Tanya güçlü char gerçekten. Alabiliyorsanız alın derim. Çok güçlü char. Yani. Bu arada daha güçlü şeylerimiz yok mu bizim ya? Şunu alalım. Let us dance. Let us dance. Şu an İngilizcem niyeyse bir anda böyle sıfıra indi. Normalde İngilizcemin iyi olduğunu düşünürüm. Lise İngilizcesi bu arada. Herhangi bir şekilde ekstra bir şey almadım yani. Ekstra bir şey almadım derken herhangi bir kurs falan almadım. Zaten kurs alsam böyle olmazdı sanırım. Çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama bana yetiyor ya İngilizcem. Gerçekten bana yettiğini düşünüyorum yani. Daha da ilerleteceğim tabi Allah izin verirse. Yalnız şu yüzünü bir açsan ya artık. Gerçi bunda ihtiyaç duymuyorduk. Aa, bu ölmeyecek şimdi. Aynen. Quan Chi'nin özellikleri işte. Saçmalıkları Quan Chi'nin. Bu arada şunu bloklamam lazım. Birazdan yetenek kullanacak. Tamam, blokladım. Çok vurmadı ama işte. Yok tamam, hiçbir sıkıntı yok şu an. Bu teklendi bu arada. Şu üçüncü yeteneği bir kullanalım şöyle. Bir görün bakalım. Oh. Kulağından sokuyor bir de ya, pislik. Oh. Ay. Pis. Şunun ikinci yeteneği vuruyor mu? Bakalım vuruyor muymuş. 4100 yok be. Yani kaç level char bu? 30 level char mı? 30 level char'a göre inanılmaz kötü yani. Baksana, ben 9 level char'la 5500 vuruyorum be. Bu ne? He. Boss Spectre örmek. Ne diyor? Ermek Spectre only can bronze cards can defeat him. Aa. O zaman bakın, burada şurada çevireyim ben size. Bu kuleyi nasıl yeneceğinizi öğrenin de. Şey. Diyor ki. Ermak kara güçler tarafından korundu. Diyor ki sadece Kenshi ve bronz kartlar onu yenebilir.
Bu yüzden şuradan bronz kartımız vardı. Güçlendirmiştik video ortasında, siz de biliyorsunuz. Onu ben şöyle alayım bir. Soryon'la yenebileceğimizi düşünüyorum ben. Şunu da alayım da. Kullanacağımdan değil ama 12.000 canı var zaten. Soryon'un da 4.200 saldırısı var. Soryon iş yapar diye düşünüyorum ya. Kenshi için boş ver de. Of, fena da vuruyor bu arada. Geç artık. Soryon az vuruyor bu arada. Power Drain niye uyguladı adam bana? O şey bana. Yalnız. Abi Power Drain alıyor ha sürekli. Çok sıkıntı. Neyse, Allah'tan geri zekalı da. Sürekli Power Drain uyguluyor. Çok, baksana. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Of, çok sıkıntı. Kesinlikle çok sıkıntı. Abi sal sal. Of, hemen Power Drain ya. Hiç affetmiyor yani. Sıkıntı. Tamam, iyi vurduk. Lan ne oldu? Ne? Abi ya, Kenshin'in ölmemesi lazım, doğru. Şuna istek yollayayım bu arada. Yollamamışız. Slice and Dice diyor. Bunların hasarları çok fazla, o yüzden yolluyorum. Allah Allah. Niye öyle oldu? Bir dakika dur bu arada. Şu bronz kartı biraz daha güçlü seçelim de. En güçlü hangisi? Buradan şu. Gel. Tamam. Hadi bakalım. Bronz kart var mı aşağılarda? Ondan seçsek. Yok. 100 veren var mı? 100 veren de yok. En iyi hangisi? Şu. Tamam. Şimdi Kenshi ile canını indirip diğer çarlara geçmeyi düşünüyorum. En son olmazsa artık. Yapacak bir şey yok. Burayı kazanacağım bu arada. İyi para geliyor buradan çünkü. Ya benim anlamadım. Bu bir şey yaptı böyle. Salak bir hareket yaptı. Orada bizi yok etti yani. Canı azalınca mı yapıyor artık bilmiyorum ama. Ya Power Drain uyguluyor. Sıkıntı işte. Baksana. Yani çok uyguluyor hem de. Of, Kenshi öldü mü? Kenshi ölürse oyun biter. Abi Power Drain'i çok uyguluyorsun. Sana çok küfür ederim de ben. Şu an videonun ortasındayım. Dua et yani. Affetmem. Bu arada kombosunu kesinlikle kaçırmıyor. Yok yani, hiç kaçırmıyor. En ufak bir açıkta direkt şey yapıyor. Hızlı olmanızı öneririm. Şunu ben şöyle bir bloklayayım da. Atacak çünkü, yetin atmadı salak. Abi çok Power Drain uyguluyor ya. Çok sıkıntı. Abi. Ya direkt şunu kullanacaksın, ne yapacak bir şey yok yani. İkinci yeteneğin olmasını bekleyemezsin. Ah, hata yaptım, bekleyeceğim biraz. Şöyle. Aa, yendim, tamam. Tamam. Mal. Finish'im. Güzel, hadi bakalım. Hop. Gel bakayım yavrum. Gel gel gel. Gel. Köpek seni. He? Oh. Huh, rahatladım. Geber. Fatality. Çok güzel ya. Köpek. Geber. 1140 buradan. Şimdi biraz daha para verecek. 10.000. Çok temiz. 10.000. Gördüm. Bir kuleye 10.000 yani. Bunu mutlaka yapın. 3 tane de ruh temizinden. Çok işinize yarar. Bunu öneriyorum. Kesinlikle öneriyorum. Öneriyorum. Öyle. Konuşabilsem birazdan. Şu hala kapalı Faction Wars. Shao Kahn'dan gelen gold'u bir göstereyim. Çok bir şey gelmiyor diye biliyorum. 1940 geliyormuş aslına bakarsanız. 1940 gold. Buradan her maç başına alsanız çok iyi para. Şimdi challenge. En son özelliğimize geldik. Şimdi benim yaklaşık bir 790 bin coins'im vardı. 790 bin coins'im varken şu bronze characters only ve silver and bronze characters only var ya, şu iki kısım. O iki kısma girdim. O iki kısımdan çıktım da yaklaşık bir 960 bin falan şeyim vardı. Coins'im vardı. Ve ondan sonra şu Silver Characters Only diyor ya, oraya girdim. Orayı bitirdiğimde 1 milyona yaklaşık bir altınım oldu. Yani şu üçünden toplamda 210 bin altın kastımı varsayacak olursak yaklaşık 210 bin altın kastımı varsayacak olursak, şu ikisine, en baştaki ikisine 150 bin, 160 bin, belki daha fazla, hatta 180 bin falan oraya düşüyor. Geri kalan 30 bin, hatta daha düşüyor. Şu üçüncü kısma düşüyor. Yani şu hard kısım için konuşuyorum bu arada. Normal kısımda bu kadar vermiyor. Daha yine çok veriyor ama hard kısımda şu iki kısım çok fazla para veriyor. Bu iki kısmı size çok öneriyorum.
Alın abi bronz karakterleri. Bronz karakterleri full lane. Full lane ya. Bir tane de silver karakter full lane. O ikisiyle şurada paranın dibine vurursunuz yani. Çok fazla para kazanırsınız. 666 bin olmuş geri, gördüğünüz gibi. Bunu harcadığımız halde böyle bu arada. Hala harcamaya devam edeceğim. Faction Wars hala bitmedi. Quest moddan çok bir şey gelmiyor. Altın gelmiyor. Onu kesinlikle söyleyebilirim. dostlar, gold kasmak aynen böyle. Coins kasmak aynen böyle. Yani pardon, bu arada az önce öksürdüm. 1 milyon coins kastıysam ben böyle kastım. Faction Wars'tan çok fazla bir şey gelmedi ama yani en fazla gelen şu challenge. Challenge'a girin. Yok edin abi. Yok edin. Acımayın ya. Hepsini yok edin. Bu arada şu parayı bir harcayalım biz. Kıralım bir parayı. Şimdi bir şuradan bir bakalım. Ne yapabiliriz? Kendi şeyi fullesek mi diyorum. Ama ondan önceki SK'yi de fullenebilir. Hatta başka bir silver karakter de fullenebilir. Şöyle bir şey var. Çünkü silver ne kadar çok kasarsam benim o kadar işime yarıyor. Martial Arts diyor mesela. Martial Arts'tan Scorpion'u fullleyebilirim abi. Scorpion'u sevdiğim bir char. Güçlü bir char. Güçlü bir abimiz. Fullleyebiliriz. Sub-Zero'yu geç. Sub-Zero sevmiyorum pek. Ya seviyorum da normal şu özürlü Sub-Zero'sunu sevmiyorum. Örmek nasıl? Örmek de iyi ama. Jax'i zaten. Jax'in Silver'ını sevmiyorum. Golden'a aşığım. Kenshi mi alsam bakayım. Kenshi ne kadar veriyor? Yok, çok bir şey de vermiyormuş. 75 bin altın diyorsun yani. Scorpion alabiliriz abi ya. 50 bin yani. Aynen, Scorpion'u biz 8 level yapabiliyoruz mu ya? Yapamıyoruz. 8, 5, 44 yapıyormuşuz. 10 level yapabiliyoruz mu? Yapıyormuşuz. 10 level'a kadar kasalım bunu biz. Şöyle. Fulleyelim kardeşimizi. Scorpion kastıma pişman olmam diye düşünüyorum. Çünkü Scorpion dediğim gibi güçlü char. Her türlü işimize yarayacak bir char. Faction orada kasılır bu. Kasarız bunu. İlerlerde. Şu an bir 10 level olarak kalsın. Yeni charlar var aslında. Yeni charları kassam da olur da. Olsun, bu da kasılsın. Bundan bir artan para olursa eğer Kenshi'ye harcayacağım onu da. 4 level daha yapacağız buna. 4 kere 5 200. 116 bin de bunun muhtemelen geri kalan kısmına gidecek. Olsun olsun, tamam, sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle şunu da yapalım. Geri kalan para artarsa da Silver'a değil de Tanya'ya harcayacağım. Tanya güçlü char. 9 level oldu. Bunun artışını bu arada merak ediyor musunuz? Beraber bir artışına bakalım mı? Bakalım. Şu an düşünün yani. Daha bir levelken 2703 canı varsa bunun ileriki level'larında ben hayal bile edemiyorum açıkçası. Şöyle bir Scorpion şuradan bir bulalım. Şuradan geri kalanları ben fullemiş miyim? Fullemişim abi. Spear'ı fulleyelim. Şöyle. 7 diyor. 3, 6, 7. Şöyle special build'lerin hepsini bir kullanalım. Tamam. Burası full. İkinci kısmını da fulleyeceğim. Ondan önce şu Tanya'yı bir fullemişim zaten. Canını fullesem iyi olur. Tanya'nın canını da fullersek çok işimize yarar. Hadi bakalım Tanya'cığım. 6000 buradan. Güzel ya. Ne diyor? Oli Emlena. Emlena ne şey mi bu? Ali. Müttefik mi? Müttefik sanırım. Tamam, bunu da fulledik. Güzel. Şunun ikinci yeteneğini fullesem iyi olur. İki tane kalana kadar. Basacağım şuradaki şeyleri. İki tane kalınca da bundan kullanacağım. Şimdi bunu birincisini fullesek. Birinci de fulleyelim abi, acıma. Dört tane kalana kadar. Şu an dört tane var. Tamamdır abi. Güzel. Tanya'mız da artık full. Jekui'yi hiç ellemeyeceğim. Jekui ne yapıyorsa yapsın. Jekui'yi pek sevmiyorum. Battle moddan bir kasalım bakalım şeyi. Scorpion'u. Şuradan Scorpion'cuğumuz. Bakalım kaç. Ya da bunu aynen abi diğer videoya saklayalım ya. İçerikte kalsın değil mi? Bakalım kaç artış gösterecek. Ben çok merak ediyorum açıkçası. Dostlar, video böyleydi. Videoyu beğendiyseniz, ki beğendiğinizi umuyorum, beğendiğinizi ümit ediyorum. Hayvan gibi, deli gibi para kasmanın yolunu size gösterdim diyebilirim. Bunu açık açık söyleyebilirim yani. Videoyu, yani hoşunuza gittiyse video bir like atmanızı istiyorum açıkçası. Çok hoşuma gider, çok işime yarar.
atıyorsanız da çok teşekkür ederim size. Video hoşunuza gittiyse, güldürebildiysem, eğlendirebildiysem bir like'ınızı alırım. Yorumlarınızı bekliyorum. Önerileriniz varsa kesinlikle bekliyorum. Söylemeniz yeterli alt tarafta. Bakın görüyorsunuz dostlar söylüyor bana. Hemen videosunu çekiyorum. Siz de hiç çekinmeyin. Alt tarafa gelin. Cevap veririm. Emin olun bundan emin olun. Tabi böyle saçma saçma yorumlar atmazsanız, küfür falan etmezseniz cevap veririm. Hatta küfür atana bile cevap veriyorum kanalda. Emin olun yani. Kötü bir şekilde cevap vermiyorum küfür atana bile. Her ne küfür yazana bile. Her neyse. Kanal hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz. Videoların devamı gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim.